Yine niye bu kadar güzel giyindin? Nereye gidiyorsun? O adamla buluşacaksın yine değil mi? Yok oğlum. Üstü dayımlar iftara çağırdı. Ona gidiyoruz. Kandırıyorsun beni sen. Hayır kandırmıyorum. Gel. Annemle Nurhan da hazırlanıyor. Gel kendi gözlerine gör. Erdem yemin ediyorum canım çıktı. Evet. Seni çıktı. E bak işte bak. Hazırlandılar. Onlar da gidiyoruz birlikte. Evet iftara gidiyoruz beraber. İstersen sen de gel. Aa ben şok. Tuna. Erdem görüyorsun iki dakikada sattı bizi. Güzel kardeşim biz bu akşam erkek erkeğe maç izleyeceğiz diye konuşmamış mıydık? Çok affedersin. Konuştuk değil mi? Maç başladı başlayacak. Neyse sen git ya. Biz Erdem'le izleriz oğlumla. Değil mi koçum? Sen git git. Sen git. Çaktırma, çaktırma. Aa. Tamam anne siz gidin. Ben maç izleyeyim. Adam be, adam be, adam be, adam be. Sağ ol, yavaş yavaş. Allah. Hayırdır? Ne? Yine ne? Hayır sen yani genelde böyle etkinliklerde cenazeye gider gibi giyinirdin de bir içimisi olmuşsun. Ne iş? Her zaman kel Nurhan. Tamam fazla söze gerek yok. Hadi hadi tamam hadi. Hadi aa, gelmeyeceğim diyene bak anne koştur koştur oldu. Arada sırada gerekiyormuş böyle şeyler. Dökmeyin. Seni ne yapacağız peki böyle? Puantiye benim göbek adım canım. Hadi Allah kabul etsin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Anneler ya. Hayırlı Ramazanlar diyelim. Hayırlı Ramazanlar kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Ellerinize sağlık efendim. Ömerciğim hayırlı Ramazanlar. Buyurun, hayırlı Ramazanlar Nurhan abla. Ay abla yok artık ya koca adam. Allah Allah. Kaç kere düşün olduk. Hayırlı Ramazanlar. Şikayet ediyorsun. Ömer Bey. Çarpılacağım dedim. Sevgili damadımız. Bak karnıyarığı şey yapın tamam mı? Çok ısıtmayın. Tamam mı kızlar? Böreği de biraz ısıtmak lazım. Soğumuştur. İyi. Gelmişsin. Ne oldu dayanamadın mı? Hı hı. Öldüm öldüm dirildim. Ateşler falan bastı ah ya gelemezsem diye. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ne oldu rahatsız mı oldun? Yok. İyi o zaman. Sen konu ne? Geldik işte mecbur. Yiyip gideceğiz. Doğru tabii mecburdun. Şimdi gelmesen Allah muhafaza annen seni odaya falan kilitlerdi. Aha. Aynen öyle. Nasıl geçiyor Ramazan zorlanıyor musun? İlaçları nasıl ayarlıyorsun? Vallahi bir şekilde ayarlıyorum. Benim kapalı yerde kalma fobim var. O yüzden uslu kız olayım geleyim dedim. Sonra Allah muhafaza. Kızlar, lavabo ne tarafta? Hemen şurası. Ben makyajımı tazeleyeyim. Ömer sen nasılsın ya? Okul nasıl gidiyor? İyi, iyi. Şey, çok şükür her şey oldu. Anlatıyor Erdem. Erdem. Yanımın sağlık. Amin. Allah kabul etsin. Herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Çorba koyalım. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ah. Sağ olasın. Allah kabul etsin. Ellerinize sağlık. Her şey çok güzel görünüyor. Ellerinize sağlık. Allah bereketiniz artırsın. İnşallah cümlemizin. Ellerinize sağlık. Gamze abla.
Davetimizi kabul ettin sen de ama bir mecburiyet hissetmiyorsundur inşallah. Aa, ne alaka? Niye öyle bir şey hissetsin ki? E, oruç tutmuyor yani. Şey canım işte. Ben şey, o tansiyon düşüyor, çok düşüyor. O yüzden tutamıyor. Yani bir de o açlığa gelemiyor işte. Bir şey oluyor değil mi? Niye açıklama yapıyoruz? Fikencim, herkesin ibadeti kendiyle Allah arasındadır. Bence sen karşındakinin orucuna karışacağına kendi orucuna ilgilen. Öyle ibadet de göze soka soka yapılmaz. Yargılamak tabii tek Allah'a mahsustur. Hesap sormak başkasına düşmez. Sağ olsun ailen nezaketle beni buraya davet etmiş. Ben de gelip iftar sofrasını sizlerle paylaşmak için burada bulunmuşum. Kötü mü etmişim? Olur mu Reşe kızım? Çok iyi ettin. Hoş geldin, sefa geldin. Başımızın üstünde yerin var. Sen Figen'i pek aldırma. Onun yaşı küçük henüz. Bazı şeyleri tam idrak edemiyor. Sen çok güzel söyledin. Bütün ibadetler gibi oruçta kişinin kendi mesuliyetinde. Sevgide, saygıda kusur olmadıktan sonra soframızda da yerin var. Lokmamızı da paylaşabilirsin. Sağ olun. Afiyet olsun. Ömer, ev bakıyormuşsunuz galiba. Hayırlısı olsun. Bir daireye baktık ama küçüktü, uygun bulmadık. Öyle mi? Kalabalık olacaklar tabii sonra. Öyle bir oda, bir salonda da yaşamak zor. Yok. İnsan eşiyle anlaştıktan sonra, huzurlu olduktan sonra her yer mutlu bir ev olur. Yani ben kalabalık olacaksınız ya, ondan dolayı söyledim. Hani çok çocuk istiyorsunuz ya. Siz birden fazla çocuk yapmayı çok doğru bulmuyorsunuz galiba. Öyle imalı konuştuğumuza göre. Aa, benim ne haddime can? Sonuçta doğuracak olan Süreyya. Tamamıyla sizin bileceğiniz iş. Yani sizin çocuklarınız da çok güzel olur değil mi? Ya biz de gelir artık severiz bol bol. Severiz tabii, sevmez olur muyuz? Severiz. İnşallah. Allah o günleri göstersin de. Amin. İnşallah. Kısmet. Allah haklarında hayırlısı neyse onu nasip etsin inşallah. Amin. Sağlıklı olduktan sonra ister bir, ister dört. Onlar karar verir. Ama bu arada keşke başlarını sokacakları bir ev satın alsalardı. İyi olurdu. Ay aman yenge, ne yaptın ya sen de? Kolay mı bu devirde öyle ev satın almak? Önce bir kiraya çıksınlar, zamanla o da olur hayırlısıyla. Ben hiç kiraya çıksınlar istemiyorum. Boş yere kira parası verecekler. Evleri olsa fena mı olur? Süreyya da çalışacağım diyor. Destek olacakmış kiraya. Kira için Süreyya'nın çalışmasına çok şükür ihtiyacımız yok Melat Hanım. Süreyya kendisi istediği için çalışacak. Kızım sen de isteyecek başka bir şey bulamadın mı? Kolay mı zannediyorsun ev hanımı olmayı? Başlı başına bir iş. Daha bunun hamileliği var. Çocuğunuz olunca nasıl bakacaksın? Çok zor. Niye canım, ne var? Ben çalışıyorum. Şimdi çalışıyoruz. Tuna kaç yaşına geldi? Ben de bir ömür evde otursun demiyorum ki. Hem Gamze hatırlıyorum da sen evlenir evlenmez hemen işi bırakmıştın. Çalışmıyordun, doğru mu? İşte hata yapmışım yenge. Şimdi keşke işi bırakmasaydım diyorum. Aman ne hata yapmışsın. Gayet de güzel yapmışsın. Senin ilk eşin zengin bir adamdı. Çalışmaya ne ihtiyacın vardı ki? Şimdiki talibin Erdal Bey de az değil. Maşallah maşallah, sen bu konuda kısmetlisin. İşte ben de tam bu noktada hata yaptığımı söylüyorum. Kocamın zenginliği kendine. Benim kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerekiyor. Sonuçta bu sadece maddi bir mesele değil. Ben kadınların hayatın her alanında aktif olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda çok doğru söylüyor bak yenge. İşte ben çalışmıyorum. Ama bak sana yeminle söylüyorum, çok isterdim çalışmak. Kendim için. Hem Sadık şimdi tek başına çekip çeviriyor evi. Neyse. Bu lafı gelmiş, iş mevzusu açılmışken bizim Süreyya da bankada çalışmak istiyor. Sizin şubeye girmesinde senin bir desteğin olabilir mi? Hem ablalık edersin, hem de eve de yakın. Bizim kafamız da rahat olur.
Ne güzel olurdu. Ancak bizim bankada o işler o kadar kolay olmuyor. Ben yine de sizin için bir şansımı deneyeceğim. Bir sorarım. Haber veririm size, olur mu? Çok sağ ol kızım. Çok makbule geçer. Yenge çok güzel olmuş bu arada dolman. Afiyet olsun, bir tane daha alsana. Ama sen daha dur, ben daha yeni başlıyorum. Vereyim mi sana bir tane? Yok yok, yemeyeyim şimdi. Pirinç. Kilo almışım bu aralar. Saçını alıyor bu da kiloyu. Bir gram yağ yok. Artık gören görüyor demek ki. Gamze kızım. Sizin Erdal Bey'le nasıl gidişat? Vallahi çok şükür. Çok iyi. Reşit Hoca sağ olsun. İyi ki beni böyle biriyle tanıştırdı. Maşallah, maşallah. Zaten bir işin içinde Reşat Hoca varsa da arkana yaslan, vardır bir hayır da devam et. Bak yine yanılmamış maşallah. Maşallah. Geçenlerde bize geldi Erdal Bey iftara. Çok hakikatli biri, çok. Beyefendi, saygılı. Kısmet işte. Gamze'me nasip oldu. Çok da yakışıklı. Allah nazarlardan saklasın. Gamze'm de az mı güzel? Anne. Ya öyle mi dedim anne ben şimdi? Kandırıyorsun beni ama. Çok teşekkür ederim. Oğlum, kızım, siz hiç konuşmadınız. Çok durgunsunuz bugün. Hayırdır? İyiyiz annem. Yok bir şey. Börek? Börek fırında kaldı. Gamze, koş çıkar böreği fırından. Hemen bakıyorum. Şuraya bak, koş. Sen de Gamze ablana yardım et, hadi. Ya kafa kalmadı ki. Olsun, olsun, bir şey olmamıştır. Tutunamadın, görmedin mi fırında ya? Yani. Ama anne zaten düşük ayakta, bir şey olmaz ya. Yardım edeyim ben sana. Yok yok, ben hallederim. Yok öyle olmaz. Servis tabağını koyalım. O daha böyle götürelim işte. Soğumaz. Servis tabağına koymamız lazım. Çirkin olur. İyi. Ben bulaşık çıkmasın diye dedim ama sen bilirsin. Süreyya. Hayırdır? Sen iyi misin? Ömer'le de bir tuhafsınız. Kavga falan mı ettiniz? Çok belli oluyor değil mi? Yani. Evet ettik. Niye ettik biliyor musun? Senin yüzünden. Niye benim yüzümden kavga ettiniz? Çünkü biz Ömer'le ne zaman yan yana gelsek hep seninle alakalı bir mevzu oluyor da ondan. O yüzden ben de sizin görüşmenizi istemiyorum. Bunu Ömer'e de söyledim. Pardon. Arada sırada Tuna ile ilgili falan konuşuyoruz. Ondan mı bahsediyorsun? Aptalmışım gibi davranma bana lütfen. Mesele Tuna değil. Ne o zaman mesele? Sen ne olduğunu bence gayet iyi biliyorsun. Ben diyeceğimi dedim. Bence sen ne dediğini bilmiyorsun. Senin biraz kafan karışmış. Bazı saçmalıklar kurmuşsun kafanda. Gelmiş onları bana söylüyorsun. Süreyya. Biz bu meseleyi seninle konuşmadık mı? Arkadaşlar, hiç yeri hiç zamanı değil. Lütfen. Siz karışmayın. Ama şimdi içeridekiler bir şey fark edecek. Lütfen kavga etmeyin. Süreyya, iyi misin?
Aras. Gamze ablaya senin yüzünden bu haldeyiz diye söylenirken bir anda Ömer geldi. Gamze ablaya ne derken ne derken? Tutamadım işte Figen. Senin yüzünden kavga ettik dedim. E sırası mıydı şimdi bunları konuşmanın ya? Bir de ayaküstü mutfakta. Ya ne yapayım Figen, tutamadım diyorum işte, çıkıverdi içimden bir anda. Ne yapayım? Tamam. Tamam neyse artık, olan olmuş. Bir kendini toparla da bari içeridekiler anlamasın. Siz sonra Ömer abiyle konuşursunuz. Elhamdülillah. Ömer oğlum, sen bir sofra duası oku da hayırlısı lan. Gönlümüz de doysun. Tabii, nasıl isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, vermiş olduğun tüm bu nimetlere, sağlık ve afiyete hamdolsun. Amin. Amin. Bizi sana inananlardan kıldın, hata ve günahlarımızı bağışladın, rahmet ve merhametini üzerimizden eksik etmediğin için sana şükrediyoruz. Sen şükrümüzü kabul eyle. Amin. 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 Bizleri seni gönülden seven, senin sevgine layık kullarından eyle. Amin. Bize vermiş olduğun bu nimetlerle ihtiyaç sahiplerini gözetmemizi, sorumluluk ve duyarlılık bilinciyle hareket etmemizi nasip eyle. Amin. Bizi yediren, içiren, tüm ihtiyaçlarımızı gideren sensin. Yarattığı tüm varlıkların, maddi ve manevi, tüm rızıklarını fazlasıyla veren sensin. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilikler ve hayırlar ihsan eyle. Amin. Bizi ateş azabından koru. Amin. Amin. Ağzına yüreğine sağlık evladım. Sağ olasın. Siz de sağ olun. Sütle mi yapıyorsun hamuru, yoğurtla mı? Sütle yapıyorum. Değil mi? Çünkü kıyır kıyır olmuş, of. Tel tel. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sen de güzel yemek yapar mısın Gamze abla? Yaparım da işte benim pek vaktim olmuyor. E ama erken kalbine giden yoğun midesinden geçermiş. Erdal Bey ne düşünür sonra? Babamızın her şeyden haberi var. Onun kalbinin önceliği yemek değil, ben olmak isterim Figen'cim. Yemeği herkes yapar. Sen eşine öyle bir eş olacaksın ki senin için açlığa bile razı olacak. Anladın? Hem de çok iyi anladım. Erdal Bey'in işi zor vallahi seninle Gamze abla. Bugün de onunla görüşecektiniz herhalde. Çok özel ve şık giyinmişsin de. Canım fiziği güzel. Öyle olunca çuval giyse yakışıyor ona tabii. Her şey güzel durur onun üstünde maşallah. İnsanın içi iyi olacak. O zaman ne giydiğinin pek bir önemi yok. İçinin güzelliği yüzüne vuruyor. Bak mesela Figen'e. Maşallah ne kadar güzel. Maşallah. Kim? İzninizle. Efendim Ceren. Gamze, Nisa biraz fenalaştı da. Aa ne oldu? Nesi var? Ya orucunu bir bardak su, bir hurmayla açmış. Sonra da hiçbir şey yemeden aç bir ilaç başlamış çalışmaya. Ya tansiyonu düşük bence. Gel ölçeyim diyorum, yok diyor. İyi görünmüyor ama eve göndereceğim. De, tek başına gitsin istemiyorum. Şimdi Allah korusun bir yerde bayılır mayılır kalır. Ben de restoranı bırakamıyorum. Ne yapsam bilemedim. Dur dur tamam, ben hemen geliyorum. Tamam bekle beni, görüşürüz. Kusura bakmayın anne. Ceren'le konuştum da şimdi biraz fenalaşmış. Vay Allah, nesi var? Sonra anlatırım. Şimdi gitmem lazım, bana ihtiyacı varmış. Erdal'a da haber vereceğim. O da gelir bir durumuna bakar. İyi tamam. Çok geçmiş olsun.
Çok geçmiş olsun dediğimi söyle. Tamam. Böyle kusura bakmayın. Apar topar kalktım ama. Olur mu öyle şey kızım? Sağlık bu. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yemek için tekrar tekrar teşekkür ederim. Afiyet olsun. Siz lütfen hiç rahatsız olmayın. Ben geçireyim seni. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar kızım. İyi akşamlar kızım. İyi bahane buldu yani. Bu kadar takıp takıştırmasından kalmayacağı belliydi zaten. Anne ben parçalarım bu kızı. Ellerine sağlık Melahat'cığım. Daha nice iftarlarımız olur inşallah. İnşallah. Bizi de bekliyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar size de. Güle güle. Ömer'cim çok selamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi geceler. Yemek için çok teşekkür ederim. Kesinize bereket. Afiyet olsun. Ne demek evladım? Estağfurullah. Sen artık ailedensin. Her zaman bekleriz. Babana da selam söyle. Hadi hayırlı geceler. Baş üstüne. Biz içeri geçelim artık. İyi geceler. İyi geceler. Ömer, ne olacak böyle? Bilmiyorum. Tamam. Bu zaten böyle ayaküstü konuşulacak bir konu değil. Yarın oturalım, adam akıllı konuşalım. Neyse kararımızı verelim artık. Evet, en doğrusu olacak. Yarın sabah görüşürüz o zaman. Tamam. İyi geceler. İyi geceler.